sorunun cevabı şu. Diyor ki böyle bir hakkı verirsen kullanır, vermeyeceksiniz. Sayın Kılıçdaroğlu, işte onun için bu millet sana bugüne kadar vermedi, bundan sonra da yönetme hakkı vermeyecek. Verirsek o telefona dönecek. Alkışlamayın demedi, dediğim için hiç kimse alkışlamıyor. Ama asla anayasaya aykırı bir kararname yapamaz. Bunlar da Kılıçdaroğlu'nun saçma sapan iddiaları. Şu eyalet sistemini falan ortaya atıyorlar. Böyle bir şey olabilir mi? Bu üniter devlete biz sonuna kadar bağlıyız. Bunu hep ilan etmiş durumdayız. Hem de anayasanın kendisi buna sahip çıkıyor zaten. Kanun hükmünde kararnameler anayasaya aykırı olamaz, kanunlara aykırı olamaz, temel haklarla ilişkili olamaz, kişi haklarıyla, özgürlüklerle ilgili olamaz. Eskaza yaptığını varsayalım, meclis hemen bir kanun yapar ve onu değiştirir. Dolayısıyla böyle bir insana çok fazla güç veriliyor falan laflarının hepsi saçmalıktan ibaret arkadaşlar. Böyle bir şey yok. Hızlı hareket edebilen bir sistem oluşturuyoruz. İşte maddeler, şu saydığım maddeler aşağı yukarı ana maddeler yani. Yaptığımız iş buradan ibaret. Neden yapıyoruz? Güçlü bir ülkeye ihtiyacımız var. Bitiriyorum konuşmamı. Bir de şuna takılıyorlar çok. Bugün CNN Türk'te konuşurken de oradaki röportajı yapan hanımefendi sordu bana. Şimdi hayır diyenlere PKK'lı deniyor. Yani bu hayır diyenlerin ağrına gidiyor. Böyle denmese daha doğru olmaz. Halbuki bunu hiçbir zaman söylemedik. Şunu söyledik ama arkadaşlar. Şöyle dedi, hayır cephesine. Hayır cephesine böyle söyleniyor. Ben de şu cevap verdim. Aslında sizin sorunuzun cevabı kendi sorunuzun içinde var. Nedir o? Siz bir hayır cephesi diye bir laf kullandınız. Var demek ki bir hayır cephesi var. Bir de evet cephesi var. Kim hayır cephesi? Sayın Kılıçdaroğlu hayır cephesinin bir elemanı mı? Öyle değil mi arkadaşlar? Peki. Daha ilk günlerden HDP mecliste konu görüşülürken, bu işte kavgalar çıkarılırken Cumhuriyet Halk Partisi'yle beraber hareket etti mi? Etti. Şimdi beraber hareket ediyorlar mı? Hayır yönünde. Evet. Şimdi o cephede Cumhuriyet Halk Partisi var. Yanında HDP var. HDP'nin arkasında kim var? Kendileri söylüyorlar biz sırtımızı PYD'ye dayadık. Bilmem YPG'ye dayadık. PKK'ların cenazelerinin altına girmekten çekinmiyorlar. O paçavralarla her yerde toplantılar yapıyor. Arkalarında PKK var. Yanlarında başka kim var? FETÖ var. Özellikle Milliyetçi Hareket Partisi'nin içinde huzursuzluğu çıkarmaya çalışan bir grup. Bu Meral Akşener ve onun grubu FETÖ ile beraber çalışıyorlar. Bunda hiçbir tereddüt yok. Finansmanını falan oradan elde ettiklerine dair her zaman duyumlar alıyoruz. Peki, Kılıçdaroğlu, HDP, arkasında PKK, yanında FETÖ. Bu cephede birileri daha var. Onlar kim? Almanya, Hollanda, onlar da en arkaya geçmişler. Böyle bir cephe oluşmuş. Ben mi oluşturdum kardeşim cepheyi? Adını ben mi koydum? Hayır cephesi diye siz söylüyorsunuz. Peki, evet cephesinde de Recep Tayyip Erdoğan var, Binali Yıldırım var, Devlet Bahçeli var, en son Büyük Birlik Partisi'nin genel başkanı Destici geldi, o şeye katıldı. Tamam. Herkes de buna göre bir hayırdır, evettir, kendi bileceği bir iştir. Hayır dediği için PKK'lı olmaz elbette. Ama hayır dediği için o cepheyle birlikte hareket etmiş olur. Sonuçta yaptığımız iş hayır diyerek kabul etmemek, evet diyerek kabul etmek. Ben söylemiyorum ki Cemil Bayık'ın kendisi PKK ele başlarından, çete reislerinden birisi daha ilk günlerde çıkıp açın YouTube'u. Eğer bu olursa biz biteriz diyor. Ne kadar gücünüz varsa kullanın bu evet'i önlemek için. O zaman biz cephe falan kurmamışız ama cephe zaten işte kuranlar kurmuşlar. Şimdi bu tarafına bakmak lazım. Meselenin hülasası budur.